Üç Aydut. Eski zamanların birinde bir şehirde üç aydut yaşardı. Bu aydutlar yüzünden insanlar canlarından bezer olmuşlardı. Hırsızlıklarıyla, gaddarlıklarıyla ün salmıştı bu üç aydut. Günlerden bir gün bu üç aydut bir çiftliği bastılar. Çoban köpeği onları gördü, havlayarak onlara saldırdı. Aydutlar hızlı kılıç darbeleriyle zavallı köpeği delik deşik edip öldürdüler. Çiftliğin yaşlı hizmetçisi köpeği kurtarmaya çalıştı. Haydutlar onu yakalayıp bağladılar. Çiftliğin sahibi cesurdu. Haydutlara karşı koydu. Haydutlar onu da öldürdüler. Kocasının öldüğünü anlayan çiftlik sahibinin hanımı acıyla haykırdı ve düşüp bayıldı. Haydutlar çiftlikteki bütün değerli şeyleri aldılar. Daha sonra gece karanlığından yararlanarak kaçtılar. Şehirden uzakta dağların arasında gizli bir mağara vardı. Haydutlar o mağaraya girip saklandılar. Geceliğin yatarlarken haydutlardan birisi çılgınlar gibi "Yandım anam!" Öbür haydutlar hemen kalktılar. Ateş yakıp mağaranın içini aydınlattılar. Bir de ne görsünler? Kocaman, simsiyah bir yılan arkadaşlarının bacağına sarılmış, onu bırakmıyor. Yılanı öldürdüler öldürmesine ama arkadaşlarını da kurtaramadılar. Yılan tarafından ısırılan haydut acılar içinde kıvranarak öldü. Böylece yaptığı kötülüğün cezasını da buldu. Öbür haydutlar arkadaşlarını mağaranın bir köşesine gömdüler. Üzülüyormuş gibi yaptılar ama aslında içten içe seviniyorlardı. Çünkü altınları üç kişi arasında paylaştırmaktansa iki kişi arasında paylaştırmak daha çok işlerine geliyordu. Sabah olunca haydutlar acıktılar. Reis öbür hayduta "Gizlice şehre in. Bize yiyecek al. Sakın kimse seni görmesin." İkinci haydut gizlice şehrin yolunu tuttu. Giderken şöyle düşündü. "Ne diye altınları reisle paylaşayım ki? Yemeğine zehir katar, onu öbür dünyaya yollarım. Böylece bütün altınlar benim olur." İkinci haydut düşündüğünü yaptı. Şehirde yemekle beraber zehir de aldı. Reisin yiyeceğine zehir kattıktan sonra mağaraya döndü. Ama öbür taraftan reis de boş durmuyordu. O da şöyle düşünüyordu. "Altınları başkasıyla paylaşmak ahmaklıktır. Ben arkadaşlarımdan hem daha güçlü hem de daha akıllıyım. Gelir gelmez aniden üzerine atlar, bir hançer darbesiyle işini bitiririm." İkinci haydut tatlı hayaller kurarak reisin yanına geldi. Aldığı yiyecekleri reise verdi. Reis birden ikinci haydutun üzerine saldırdı. Hançer darbesiyle onu delik deşik etti. Sonra kahkahalarla gülerek yemeğin üzerine oturdu. Karnını bir güzel doyurdu. Ancak birden içi kavrulur gibi oldu. Zehirlendiğini anladı. Ama artık çok geçti. Haydutların reisi pişmanlık içinde başını sağa sola çarpa çarpa öldü. Haydutlar daha dünyadayken cezalarını buldular. Yaptıkları kötülük onlara kar kalmadı. Üçü de feci bir şekilde ölüp gittiler.